Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle kısa bir kripto para analizi yapacağız. Özellikle XRP'yi değerlendireceğiz arkadaşlar. Zira burada görüyorsunuz, diğer coinlerde bir yatay seyri varken XRP bugün %5, %6 civarlarında bir kar yazdı. Tabi bunlar beklediğimiz hareketler zaten. XRP, Ripple şirketi giderek dünyadaki ağını zaten genişletmeye devam ediyor. Sürekli yeni anlaşmalar imzalamaya devam etmekte. Bu da benim kişisel görüşüm. En basit tabiriyle yani XRP'nin ileride fiyatını yukarı yönlü etkileyeceğini ben düşünüyorum. Zaten ilk hedefler olarak da arkadaşlar haftalık bazda botun alt kısmı olan 30-35 dolarları hedef olarak vermiştik. Bakın burada da zaten haftalık kapanışlar da geldi ve artık görüyorsunuz mavi MACD'de haftalık bazda o trend dönüşüm sinyalimiz artık iyice netleşti. Mavi görüyorsunuz net bir şekilde yukarıya doğru ayrıştı. Şimdi bir de arkadaşlar hatırlıyorsanız önceki videolarda yani XRP'nin biraz geriden geldiğinden bahsetmiştim size. Bunun sebebini zaten günlük bazda daha yeni bakın bulut kırılımı geldi. Diğer coinler şu bölgelerde bulut kırılımlarını gerçekleştirmişti. Ama XRP burada bulutu kıramadı. Bakın ikinci denemesinde bulutu kırdı ve zaten bulutun çıkınca da bakın şu bölgeler görüyorsunuz gayet ferah, açık, herhangi bir direnç noktası olmayan bölgeler olduğu için bulut üstüne çıkınca yükselişler ekstra sertleşiyor ve bakın burada RSI'de hafif bir şekilde 70 bin üstüne attı kendisini. Onun da üstüne atması da zaten yukarıya doğru gelen yeşil mumların hacimleri ekstra arttı. Şu an günlük bazda al sinyalleri devam etmekte arkadaşlar. Görüyorsunuz daha yeni zaten bulutun üstüne geçti XRP. Ve bir de dostlarım hatırlayacaksınız şunu da zaten. Burada şu bölgelerdeyken bir analiz yapmıştık. Burada yükseliş gelmişti. Muhtemelen burada bir yataya bağlar. Şu bölgelerde buluta değer ve sonrasında yoluna devam eder demiştik. Bakın arkadaşlar bu çok klasik bir harekettir. Yani bunu çoğu enstrümanda görürsünüz dostlarım. Saatlik baz açtığınız zaman yükseliş gelir. Yükselişini yaptıktan sonra enstrüman bir yataya bağlamaya başlar. Yataya bağladığı noktada gelir buluta değer. Sonrasında tekrardan yoluna devam eder. Yani bunu borsa hissesinde de görürsünüz. Kripto paralarda da görürsünüz. Dolarda da görürsünüz. Çok klasik bir harekettir. Haftalık bazda ve günlük bazda grafik çok mükemmel görünüyor arkadaşlar. Uzun vade için gerçekten XRP çok güzel sinyaller vermekte. Şu an saatlik bazda bir uyumsuzluk var. Ama arkadaşlar burası bir saatlik baz. Yani dediğim gibi her defasında söylüyorum zaten bunu. Saatlik bazlardaki uyumsuzluklar, al sat sinyalleri çabuk gelir, çabuk bozulur arkadaşlar. Ben kendi kişisel görüşüm günlük ve haftalık bazdaki sinyaller benim için daha önemli. Yani daha böyle uzun vadeci sağlam sinyaller. Saatlik bazlarda biz anlık sinyalleri, anlık hareketleri yakalamaya çalışıyoruz. Yani benim kişisel görüşüm XRP'de hedef haftalık bazdaki botun alt kısmı olan 30-35 dolarlar. Yani bu hafta da gelebilir, önümüzdeki hafta da gelebilir arkadaşlar ama ben mutlaka gelmesini bekliyorum. 4 saatlik baza baktığımız zaman da gayet güzel bir biçimde arkadaşlar yoluna devam ediyor. Bakın botun üstünde olduğu için de yükseliş hareketleri geldiği zaman ekstra hacimli mumlar şeklinde geliyor. Bulutun üstü bu yönden önemli arkadaşlar. Şu anda da zaten saatlik bazda, 4 saatlik bazda da indikatörler alı göstermekte. Herhangi bir salt sinyal gelmiş durumda değil. Dediğim gibi günlük ve haftalık bazdaki sinyaller zaten mükemmel şu anda. Hedef olarak da 30-35 sentleri verebiliriz arkadaşlar. Şimdi hemen buradan Bitcoin'e geçelim dostlar. Bakın Bitcoin'e geçtiğimiz zaman da görüyorsunuz bakın burada bir yataya bağlamış ve şu an buluta değiyor. Tam buluta değdiği noktada zaten hareketin durduğunu görüyorsunuz. Muhtemelen buradan bir alıcıyla karşılaşması, buradan bir alım gelmesi beklenir. Yani buradan şöyle bir yukarıya doğru bir hareket görmeyi şahsen ben bekliyorum şu an için. Bunu nasıl anlayacaksınız derseniz bakın şu anda MACD sat sinyali vermiş. Yani satımda şurada en son sat sinyalini vermiş MACD tam zirve seviyelerde. Oradan beri arkadaşlar sat sinyali devam ediyor saatlik bazda. Burada mavi tekrardan şu bölgede yukarıya geçtiği zaman tekrardan yukarıya yönlü hareket başlayacaktır. Zaten bakın burada MACD'de yavaştan yataya bağlamaya başlamış. Ve buralarda zaten buluta değdiği noktalar. Yani dediğim gibi bu çok klasik bir harekettir. Yükseliş geldikten sonra bir yataya bağlar, buluta değer sonra tekrardan yoluna devam eder. Burada işte o anı yakalamak için de MACD'nin burada mavinin kırmızıyı tekrardan yukarıya kesmesini bekleyebilirsiniz arkadaşlar. 4 saat fazla şu anda Bitcoin'de bir yükselişe hazırlanıyor diyebiliriz. Bir saat fazla baktığımız zaman da MACD'den bakın burada bir al sinyali gelmiş bir saatlik bazda. Ve bakın şurada bir uyumsuzluk var zaten. Saatlik baza baktığımız zaman düşen dipler ama eşitlikler görüyoruz. Yani burada buluta doğru hareketler gelebilir. Yani 9300-9300
350 dolarlar civarında. Ama dediğim gibi burası bir saatlik baz olduğu için burayı an ve an takip etmeniz gerekiyor. Yani saatlik al sat yapıyorsanız burayı sürekli takip edeceksiniz. Çünkü burası da sinyaller çok hızlı değişir. Uzun vadeli dostlarım varsa onlar haftalık ve günlük bazdaki grafiklerle ilgilensinler. Onlar daha önemli. Günlük baza geçtiğimiz zaman da bakın zaten bulut üstüne çıkmış. Gayet güzel bir biçimde yoluna devam etmekte şu an için. Haftalık baza geçtiğimiz zaman da arkadaşlar. Bakın haftalık bazda zaten baktığımızda burada al sinyali gelmişti bakın şu bölgede. Ve şu anda bulutun üst noktasında takıldı gelen hareket. Bu da çok çok normal bir hareket zaten. Bu noktada takılması her enstrümanda beklenebilir arkadaşlar. Çünkü ciddi bir direnç noktası. Burayı ikinci denemesinde muhtemelen kıracaktır. Sonrasında da bulut üstüne geçtiği zaman da zaten ekstra yukarıya doğru sert hareketler görülmesi beklenir. Ethereum'a geçelim arkadaşlar. Şimdi Ethereum da benim aslında favori coinlerim arasında. Yani benim portföyümde ciddi miktarda çoğunluğu XRP ve Ethereum oluşturuyor. Yani burada gördüğünüz coinlerin çoğu var bende ama çoğunluk olarak XRP ve Ethereum tutuyorum ben. Ethereum da benim çok beğendiğim projesini, altyapısını çok çok sevdiğim bir coin. Şu anda Ethereum'un da grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar haftalık fazla görüyorsunuz. MACD'den trend dönüşüm sinyali gelmiş. Zaten şu bölgede ciddi bir düşüş trendi kırılmıştı. Yükseliş trendine girmiştik arkadaşlar. Hedef olarak da zaten bakın şuradaki bulutun alt kısmı olan 220 dolarları hedef olarak vermiştik. Zaten o hedefe de adım adım gitmekte. Bakın gün içinde yani 195 dolarlara kadar çıktı Ethereum. Adım adım bulutun alt kısmına doğru gitmekte. Ve dikkatinizi çekmek istediğim bir nokta daha var. Bakın şurada bulut oldukça ince bir noktada. Ichimoku bulutunda arkadaşlar. Bulutun ince olduğu yerde destek direnç noktaları oldukça azdır. Yani bulutu buradan eğer kırarsa Ethereum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bulutun üst kısmı gayet açık. Herhangi bir direnç noktası gözükmüyor. O yüzden yukarıya doğru yapacağı hareketler ekstra sertleşecektir. Bu da takip edilmesi gereken çok çok önemli bir nokta. Zira zaten 2020 yılının kripto yılı olmasını zaten bekliyoruz. Bunu zaten birçok analizden duyuyorsunuzdur arkadaşlar. Bu artık kaçınılmaz bir gerçek gibi bakıyorum ben artık olaya. Şimdi 4 saat baza bakalım arkadaşlar. 4 saat baza geçtiğimiz zaman da bakın burada bir yataya bağlamaya başlamış zaten. Muhtemelen buralarda tekrardan bir buluta deyip yoluna devam edecektir Ethereum. Ben öyle bekliyorum. Zaten bakın MACD burada satımla şu tam zirve seviyelerde, şu bölgelerde sat sinyalini üretmiş zaten. Ondan beri daha al sinyali vermemiş 4 saatlik bazda. Burada muhtemelen şöyle bir yataya bağlayacak şu bölgelerde. Al sinyali verecektir arkadaşlar. Ve bakın bu bölgeler zaten tam buluta değeceği yerleri gösteriyor. Klasik aynı XRP'de olduğu gibi benzer bir hareket yapma ihtimali çok çok yüksek benim gözümde. Hedef olarak da daha önce söylediğim gibi haftalık bazdaki bulutun alt kısmını ben bekliyorum. Bakın 1 saatlik baza bakalım bir de. 1 saatlik bazda da arkadaşlar görüyorsunuz. Burada bir al sinyali gelmiş. Bakın şu bölgede MACD'den bir al sinyali gelmiş. Tam dip seviyelerden. Onun etkisi de zaten yükseliş gelmiş ve bulutun üst noktasına takılmış. Dediğim gibi buralar 1 saatlik baz. Burada al sat sinyalleri hızlı gelir. Yani hareketin başlangıç noktasını yakalamak adına da 1 saatlik bazdaki bu sinyalleri takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hızlıca bir de Litecoin'e bakalım. Sonra çok uzatmayacağım videoyu, bitirmeyi planlıyorum. Litecoin'de zaten diğer coinlerde olduğu gibi bakın haftalık bazdaki MACD'deki alt sinyalimiz duruyor. Hedef olarak da zaten adım adım bakın bu sinyal geldiğinden beri bulutun alt noktasına doğru yönünü çevirmiş durumda. Bulutun alt noktasında şu anda 84 dolarları göstermekte. Litecoin'e de arkadaşlar bu hafta olur, önümüzdeki hafta olur. Bu süre zarfında ben bu seviyelerin gelmesini bekliyorum şahsen. Haftalık bazda sinyaller gayet olumlu bir şekilde devam ediyor. Litecoin adına günlük baza geçtiğimiz zaman da bakın dostlarım. Bu aralarda da bulut üstüne çıktıkça gelen hacimli mumlar, mumların hacimleri ekstra artıyor. Yani diğer coinlerde olduğu gibi. Günlük bazda da bulut üstüne çıkmış ve yoluna güzel bir şekilde devam ediyor. Yani günlük bazda şu anda al sinyalleri devam etmekte. Şimdi 4 saatlik baza bakalım. Bakın arkadaşlar 4 saatlik bazda da görüyorsunuz. Bulutta değme noktaları artık yaklaşmış. Zaten buralarda muhtemelen MACD yataya bağlayacaktır benim tahminim. Ve şuralardan şöyle şu bir biçimde yönünü yukarıya doğru çevirme ihtimali oldukça yüksek. Yani 4 saatlik bazda MACD'den gelecek bir al sinyalini bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu hareketin başlangıcını yakalamak adına güzel bir yer olacaktır. Ama henüz al sinyalimiz gelmemiş ama burası 4 saatlik baz olduğu için takip etmenizde fayda var arkadaşlar. Bugün yarın gelebilir yani. 1 saatlik bazda baktığımız zaman da bakın arkadaşlar 1 saatlik bazda şu an güzel bir oluşum var.
Gördüğünüz gibi buluttan uzaklaşmış durumda şu anda. Litecoin. Bakın hareketin başlangıç noktasını yakalamak adına aslında çok güzel bir yerde. Yani burada eğer ki şöyle bir hareket yaparsa, şimdi bakın burada birinci dibi yapmış, yükselmiş, ikinci düşüşü yapıyor. Yani şuralarda ikinci dibi yaparsa eğer ve burada iki tane eşitlik görürsek, RSI'ye baktığımız zaman da yükselen dip görürsek arkadaşlar, bu çok güzel bir dönüş sinyalidir. Bir saat fazla. Zaten bunu eğitim videosunda da size anlattım. Bunlar temel hareketler. Yani bu sadece kripto paraya özgü değil. Borsada da böyledir, dolarda da böyle. Çoğu enstrümanda oluşacak bu temel hareketlerden birisi. Eğer ki böyle bir hareket yaparsa bu çok ciddi bir al sinyalidir. Zaten bakın burada MACD bir saat fazla al sinyalini vermiş. Dediğim gibi burada bir ikinci dibi yaparsa ve RSI'de uyumsuzluk yakalarsak, ki bakın uyumsuzluk yakalama ihtimali çok yüksek. Şuradaki seviyeleri görüyorsunuz. Çok ciddi, yani ciddi manada bir fark var. Ama henüz gerçekleşmemiş. Bu gerçekleşirse arkadaşlar direkt yön şurada. Bulut'un alt kısmı 70 dolarlar hızlı gelir. Sonrasında zaten burayı kırdığı zaman 4 saat fazla geçin. Oradaki seviyeleri, destek noktalarına bakın. Yani buraları takip ederseniz bu şekilde dönüşü tam anlamıyla yakalayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden bu noktayı takip etmek de önemli. Şimdi hedef isteyen arkadaşlar var. Nerede satalım, nerede alalım diye. Arkadaşlar ben çok kısa vadeli al sat yapmıyorum. Dediğim gibi hedef olarak size bu hafta olur, önümüzdeki hafta olur, haftalık bazdaki butun alt kısım seviyelerini söyleyebilirim. Onları da zaten paylaşıyorum sizlerle, söylüyorum arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.